Selam herkese, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Beni tanımayanlarınız varsa ben Yağmur Avcıl ve bugün yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Alışverişimin çoğu online ama birkaç şeye gidip mağazadan aldım. Bu videoyu çekene kadar artık o kadar sabırsızlandım ki çünkü giymek istediğim şeyler var ama kargoların hepsinin gelmesini bekliyorum ki beraber açalım. Ve şeyden de korkuyorum, şimdi online sonuçta deneyip almadım. Oluyorlar mı olmuyorlar mı, iade etmem gerekiyor mu, değiştirmem gerekiyor mu falan, hani bir ton böyle stres oldum. Ama artık dediğim gibi hepsi geldi. Bir sonbahar alışverişi yaptım. Ve hepsini denemeli olarak göstereceğim. Kombin yapmayı da aslında böyle Pinterest kombinleriyle sonbahar şeyi çıkarmak istedim. Ama dedim ki öyle olursa video çok uzar. Onu ayrı bir videoda daha güzel hazırlanarak ve araştırma yaparak hani Pinterest'ten öyle bir videoyu ayrı çekerim. Pinterest kombinleri yaptığımız bir başka video olur. Hem okulda hem işte giyebileceğimiz, hani çok fazla crop olmayan, artık kışa doğru girdiğimiz. Dedim ki bugün sadece bir kargo açalım. Şimdi artık sonbahar geldi. Kışa doğru gidiyoruz. Kışlık giyecek çok fazla şeyim var. Dolap düzenleme videolarını biliyorsanız, izlediyseniz oradan biliyorsunuzdur. Birçok şeyi elden çıkardım. Sonbahar için gerçekten alışveriş yapmam gerekiyordu. Baktığımız zaman almam gereken, ihtiyacım olan aslında bir sürü parça var. Buluyorum mağazalarda çok güzel şeyler. Bakıyorum, almak istediğim pantolon 800-900 lira. 1000'den aşağı çıkamıyorsun. Bir üst alacaksın, 500-600 liradan çıkamıyorsun. Croplardan bahsediyorum artık. Kazaklardan bile bahsetmiyorum ki onlar da hani artık 1000'in üstüne geçti. Ben de hani şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki basic parçalar lazım bana. Çünkü gerçekten basic parçalara ihtiyacım var. Günlük kombinler yapabilmek için, kendimi kurtarabilmek için. Dedim ki basic şeylerimi trend yoldan alayım. Onun haricinde almak istediğim işte ayakkabılar vardı. Onları aldım. Trend yol haricinde kıyafet olarak aldığım Zara var. Zara'dan sadece ceket aldım. Blazer ceket istiyordum. Benim 4 tane blazer ceketim var. Bunların 2 tanesi crop ve biri mor, biri kahverengili bir şey, böyle desenli. Onları eledim. Bir tane çok sevdiğim siyah deri blazer ceket. O deri olduğu için her şeyle her zaman kombinleyemiyorum. Yağ yeşili bir ceketim var. Onu da gerçekten çok seviyorum. Ama hani renginden dolayı onu da her zaman giyemiyorum. Ve dediğim gibi basic şeylere ihtiyacım var. O yüzden Zara'dan o yağ yeşili blazer'ın gidip siyahını aldım. Bir tek fazladan ona para verdim. Ama hani bakıyorum, trend yoldan çok baktım. Bershka'ya falan bakıyorum, var. Ama hani duruşlarına bakıyorum üstte. Trend yoldakilere hani o konularda çok güvenemiyorum. Çünkü fotoğraflara bakıyorum. İstediğim gibi böyle tok durmuyor. Bershka'da buldum. Modelde güzel duruyor ama mağazaya gidip denediğimde böyle üstünde salaş duruyor. O da tok durmuyor. Hani Bershka'dakinin fiyatı 800 liraydı. Hani biraz daha fazla verip dedim Zara'dan uzun bir süre giyebileceğim, gayet hoş duran ve asla bozulmayacak kalitede olan bir ürün alayım dedim. Neyse, ben artık çok konuşmadan kargoları açmaya başlıyorum. Kaldıramıyorum bile. Önce trend yoldan aldıklarımla başlayacağım. Aldıklarıma şöyle bir bakın. Sırayla başlıyorum. Bu bebek mavisi bir gömlek. Bunların da aslında bedenlerinden tırsıyorum. Hani ne çok bol uzun olsun ne de çok dar olsun istiyorum. Bir tane mavi, bir tane de beyaz aldım. Normal, düz. 38 beden almışım. Beyazını 36 aldım. Deneyeceğim, bilerek yaptım aslında. Hani 1.38, 1.36. Çünkü aynı gömleğin iki farklı rengiydi. Yani kapsül dolabın bir parçası aslında. Ben biraz kapsül dolap yapmaya çalıştım ki hani kombinlemek kolay olsun. Az kıyafetten çok farklı kombin yapabileyim istedim açıkçası. Dediğim gibi klasik böyle bebe mavisi bir gömlek. Kalıbını falan sevdim. İyi ki 38 beden almışım. 36'sını alsam galiba birazcık, dediğim gibi, böyle salaş durmayabilirdi. Tam bedenini almışım kendim için. Çok uzun değil, çok kısa da değil. Altına işte krem ya da siyah pantolonla hani içime sokup falan ya da dışımda yine bırakıp öyle giyerim diye düşündüm. Kombin yapacağız zaten ama o bu videoda değil dediğim gibi. Bu gömlek sınavdan geçti. Şöyle uzun kollu, çizgili bir tişört aldım. Bunu large beden almışım. Hem normal giymeye ya da işte omzuma atmaya falan diye düşündüm. Bu tişörtü sevdim. İçime soktuğum zamanki halini görün istedim. Bir de dışında da zaten böyle duruyor.
bu şekilde giyerim ama daha çok böyle üste atmalık diye aldım. Onu da siyah blazer denediğim zaman üstümde göstermek istiyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Bu da gayet hoş. Normal üst bedenim 34-36 arasıyken bu no'lar çaldım. Tam istediğim bollukta oldu. Tatlış. Bir tane hırka aldım. Kot pantolonlarla ya da beyaz pantolonla, siyah da bile hatta çok güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle mavi, yeşil, krem rengi çizgili crop bir şey ve gerçekten yumuşacık. Bunu beğeneceğimi biliyordum zaten. Hatta benim almak istediğim bir tane daha hırka vardı. Böyle bebek mavili, pembeli bir şey. Onu geçen seneden beri alacağım dedim. Her seferinde stoğu tükendi. Hep öyle olur ya, bir şey almak istersiniz. Ertelersiniz, en sonunda stok tükenir ve hani o an hayat bitmiş gibi olur falan. Madem böyle hissedeceksin, al gitsin işte. Onun stoğunu kontrol ediyorum. Hala aslında gözüküyor. Tamamen kaldırmamışlar. Geldiği gibi onu da almayı düşünüyorum. O da kotlarla çok güzel duruyor. Ben gerçekten bu hırkaya aşık oldum galiba. O kadar tatlı duruyor ki. Ben şimdi üstleri denemek için öyle sıradan bir kot ve üstüme hani beyaz bir şey giydim ama lütfen şu kombini aklınızda canlandırın istiyorum. Şöyle düşünün, bu hırka, tamam mı? İçinizde beyaz bir crop, beyaz bir şey var. Altınızda şu yeşil bir tayt. Aslında mavi de olabilir. Neyse işte bu tayt, bu hırka, beyaz üst, altına ak terlikler ve beyaz çorap. Şu an gerçekten düşündükçe çıldırıyorum ve o kombini bir an önce hayata geçirmeyi böyle sabırsızlıkla bekliyorum. Burkaya dönecek olursak kendi bedenimi aldım. Hani crop dursun, çok bol durmasın falan diye tam istediğim gibi oldu. Bunları falan da yine böyle tam istediğim gibi, ne kısa ne çok uzun. Tam böyle kışlık, baharlık, sonbaharlık güzel bir hırka. Bence bunu beğendiyseniz kesinlikle alın ve kesinlikle kendi bedeninizi alın derim. Düğmesiz de böyle oluyor. Alışverişin içinden gerçekten sanırım sevdiğim, en çok sevdiğim şey bu oldu. Gömlek içine giymeye ya da işte ceketlerin içine giymeye atletler aldım. Crop olmayan atletler aldım. Bir de artık crop tan ziyade cropsuz şeyler niyeyse artık daha çok hoşuma gitmeye başladı. Aslında hani crop'u hala çok seviyorum. Okey. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama artık hani göbeğimin açık olmadığı kombinler de benim hoşuma gitmeye başladı. Önceden hani şey oluyordu. Kötü hissediyordum açıkçası. Düz siyah şöyle bir atlet aldım. Fitilli. Bu ikili takımdı. Şöyle yine çizgili bir atlet almış oldum. Dediğim gibi crop değiller. Siyah fitilli atlet de böyle. Düz siyah bir atlete ihtiyacım vardı. Çok yazlık bir şey değil. Bunların kumaşları gerçekten biraz kalın ve yakan cinsten. Kışın giyilebilir ama yazın çok tercih edebileceğim bir şey değil. Ama yine kurtarıcı bir parça. O yüzden bu da kalıyor. Arkası T olmayan atlet bulmak gerçekten çok zorlaştı. Sevdim bunu, yani giyilir. Bu böyle aslında yazın bile dümdüz böyle kot pantolon. Altına işte sambalar falan güzel gidebilir aslında. Bunu da beğendim. Tatlı duruyor. Üstüne siyah blazer ceketle ya da işte mavi gömlekle olabilir, bilmiyorum. Ama her şekilde kombinlenebilecek bir şey. Yine içime sokmayı çok düşünmüyorum ama sokabilirim, emin değilim. İstersem aslında hatta crop da yapabilirim. Ama dediğim gibi ben şu an böyle kullanmak istiyorum. Bu aralar böyle giyinmek istiyorum. Şu an çizgilere baktıkça ekranda böyle gözüm şey oluyor. Bir an önce değiştirmem lazım. Bu ne? Bunu iş için tabii ki almadım. Gördüğünüz gibi crop bir şey. Omzu, yakası açık olan bir şey. Crop ve böyle uzun kollu. Bu bilmiyorum, gerçekten çok güzel duruyordu model üstünde. Böyle biraz daha şık bir şey arıyordum. Düz sade siyah. Bunu buldum, bunu aldım. Kumaşı esnek. Gerçekten kumaşı esnek. Ama şuradaki lastikleri biraz böyle zor hareket ediyorsun. Ama hani bir büyüle değiştirsen düşer eminim. Çünkü böyleyken bile birazcık potluk yapıyor. Ama şöyle yapmak istesen İçim belli olacak. O yüzden çok rahat edebileceğiniz bir parça değil ama hoş duruyor. Sırtı da böyle duruyor. Gayet tatlı. Ben bunu bol bol giyeceğim gibi duruyor. Bu 36 beden ama az öncekinin kalıbıyla
aynı gibi. Yani 38'de kalıbı aynı gibi. Bir de Trendyol'da böyle bir şey var. Aynı modelin farklı renkleri olsa da gerçekten bazen kalıpları farklı oluyor. Hoşuma gitti açıkçası. Çok fazla aradım bu arada, böyle çok transparan olmayan, içi çok göstermeyen, ama bir sürü gömlek çeşidinin içinde bir tanesi bile öyle değil. İşte Bershka'ya falan da baktım. Onlar da böyle iç gösteriyordu. İstediğim gibi bir gömlek bulamayacağım. Bulana kadar bununla idare edeceğim. Bunun kalıbını sevdim. Tam istediğim gibi oldu. Ne çok uzun ne çok kısa. Arkası da normal aslında. Bir sivit giyip yakasını falan çıkarmak istediğimde yine güzel duracak bir gömlek. Siyah düz bir tane yine şey aldım. Body. Bir an ilk açtığımda gözüme büyük geldi ama bayağı aslında ilk small almışım. Şöyle bir astar kısmı var ve sadece göğüs kısmında var. Beyazda bu astar kısmı çok belli oluyor değil mi? İç gösteriyormuş yani. O yüzden beyazını almadım. Bulursam başka bir yerden alırım. Trendyol'dakini almak istemiyorum. Çok bir aman aman esprisi bir şey yok. Düz, klasik, kurtarıcı, siyah bir parça. Şöyle. Arkası öyle çirkin şeyler gibi gitmiyor. Atletler gibi. Küçük beden aldım. Ekip, yani ara bedensem küçüğünü aldım. Siz de bence öyle yapın düşünüyorsanız eğer. Sıkı bir kumaşı var. Giyerken zorlanıyorsunuz. Çok zorlanmıyorsunuz da ben makyajım hani değmesin falan diye biraz zorlandım. Ama tam oturdu. Bence alınabilir. Az önceki o crop bluzun bir benzeri. Bu crop değil. Bunu normal işte ya da okulda da hani giyilebilir. Bu da fitilli. Şu an baktığımda çok hoş durmadı. Ama giydiğimde umarım güzel olur. Böyle poşetten ilk çıkardığımda biraz şüpheli duruyordu. Ama giydiğim anda gerçekten hoşuma gitti. Ben şu el detayını, bilek detayını çok seviyorum. Hafif böyle bileği, eli kapatan şeyleri, dar şeylerde. Bollarda da seviyorum gerçi, orası ayrı. Ama gayet böyle tatlı duran bir şey. Tek omuz dekoltesi var. Diğer kolu da böyle normal kapalı. Böyle duruyor. Crop yapmak istesem nasıl olur onu merak ettim. Aa. Ya gerçekten bakın şimdi. Bir crop haline bakın. Bir de şu haline bakın. Hani gerçekten daha asil duruyor. Yani sadece böyle omuz detayı ve hani şu şuradaki kemiğinizin gözükmesi falan gerçekten bence daha havalı ve daha hot duruyor. Hoşuma gitti benim. Beğendim. Son bir atletim daha var. O kadar kalın ki kumaşı. Az önceki gösterdiğim atletlere benziyor. Yine fitilli, gri bir böyle atlet. Böyle bir şeyi gerçekten istiyordum. Eşofmanlarla olsun, gömleklerle, kotlarla her şeyle çok güzel duruyor. Bu da üstümde böyle durdu. İçine sokarsam da hani şöyle bir şey duracak işte. Ama bence dışarıda daha güzel duruyor. Kumaşı gerçekten esnek ama birazcık sert bir kumaşı var. Hani yakabilir. Bir de ilk small mı aldım bilmiyorum ama kolları böyle şurası biraz şey rahatsız ediyor. Ama yine de çok aman aman rahatsız etmiyor. O yüzden hiç değiştirmekle falan uğraşmayacağım. Kalıbı, duruşu falan hani bir büyük bedenini alsam bu şekilde durmayacağı için. Hani bununla da idare ederim gün içinde diye düşünüyorum. En çok korktuğum şeylere geçiyorum. Şimdi ben iki tane, biri daha açık, biri daha koyu olmak üzere böyle vizon krem tarzı iki pantolon aldım. Dedim ki deneyip karar veririm. Belki ikisi de olursa ikisini de iade etmem, bilmiyorum, emin değilim. Siyahı vardı ama açık bir renk de istiyordum. Şöyle bir pantolon, 34 beden aldım. Şöyle siyah şeyi var. Şu an gerçekten bu pantolonu aldığıma şükrediyorum. Çünkü gerçekten kumaşı, kalıbı benim Bershka'dan aldığım siyaha çok benziyor. Hani diğeri olmazsa eğer çok da üzüleceğim bir durum olmaz. Çünkü bunu gerçekten beğendim ve bu kalıyor. Onun bir tık koyusu vizon rengini aldım. Şu an aşırı uzun duruyor. Böyle kancası var ve içeriden düğmesi var. Bu 36 beden. Ben bunu niye 36 almışım bilmiyorum. Bakın. İnce bir kumaşı var. Aslında rahat ama dediğim gibi bayağı büyük. Emin değilim ama büyük ihtimal iade edeceğim galiba. Bir tane de böyle bir üstiyer aldım. Şöyle ama isterseniz böyle de kullanabiliyorsunuz. Bunda en çok sevdiğim kısım kollarının içiydi. Aşırı tatlı değil mi?
Bakın kollarının detayını şu an daha iyi gösterebiliyorum. Ay çok tatlı duruyor. Böyle şu an benden düşüyor. Bunun arka tarafında bir bağcığı var. Orayı tek başıma bağlayamıyorum. Ama bence bu şekilde daha tatlı duruyor. Bağcık sanırım şu kol detayındaki lastiğe denk geliyor. Ve hani inşallah o ayarlar diye umuyorum. Ayarlaması da sıkıntı yok. Bunu iade etmem çünkü gerçekten çok beğendim. Bunu alırken biraz tereddüt ettim. Çünkü hiç yorum yoktu adam akıllı. Birkaç tane yorum vardı. Onlarda da hiç fotoğraf yoktu. Biraz yürek yedim ve iyi ki yemişim diyorum. Çünkü gerçekten beğendim. Tatlı duruyor. Bakın. Ay çok şeker. Şu an bir tane pantolon açıyorum ama çok geniş duruyor. Korkuyorum. Bu bildiğiniz wide leg çıktı. Bakın. Şöyle bir şey. Güzel olursa iade etmem diyeceğim ama buna benzer zaten pantolonum var. O yüzden emin değilim. Bunun olmasından korkuyordum işte. Bu pantolondan galiba nefret ettim. Straight diye geçiyor ama gerçekten wide leg. Hiç istediğim gibi durmadı. Hani kumaşı falan aslında güzel. Eğer geniş paça bir pantolon isteseydim tutardım. Bunu büyük ihtimal iade edeceğim. Bir tane de çok açık renkli kot aldım. Arkası da şöyle. Paçaları şöyle. Bu paçaları ben çok seviyorum. Kesik. O kadar esneyen bir kumaşı var ki hani yıkandıkça ya da giydikçe bollaşacak bir pantolon. Belimden gireceğini bilsem 32'sini alırım ama öyle bir şey olmayacak. Hoşuma da gitti açıkçası. Dediğim gibi beli falan tam oturdu. Büyük ihtimal bunu tutacağım. Bunu bayağı beğendim. Kotlarımdan biri şöyle. Şu renkte. Bu sanırım straight. Bunu şey için istedim. Adidas sambalarla giymek istediğim ya da işte Air Force'larla da olur gerçi. Hani böyle çok dar ya da bol inmeden, dümdüz inen paça kısmında da hafif böyle biriken toplanan pantolonlar var ya, onlardan istedim. Bu sanırım onun için almıştım. O kadar çirkin bir duruşu var ki. Şu koyu detaylar zaten ilk önce iğrenç geldi. Sonra yani şu paçaların saçmalığı. Yani şöyle düşünün. Wide leg ve bunun karışımı. Ortası bir şey istiyordum. Yine bu bollukta giden. Paçaları da yine bu bollukta giden. Ama daha uzun ve paçaları böyle kapatacak. Hatta orada biraz toplanacak bir şey istiyordum. Bununla o wide leg'i iade edip gidip ikisinin parasıyla tek bir pantolon ama düzgün bir pantolon alabilirim. Yani öylesi daha mantıklı geldi. Büyük ihtimal öyle yapacağım. Genelde kocaman kutuyla gönderirler ve hani büyük bir ceket. Yani bayağı ceket hani sonuçta. Nasıl böyle bir şey sığdı bilmiyorum. Ceket doğru. Düz siyah blazer ama gerçekten kaliteli ve hoş duran bir blazer. Yani blazer gayet hoşuma gitti. Tam istediğim kalıp ve toklukta. Dediğim gibi medium'unu aldım. Ben de bir önceki large bedendi. Öylesine giydiğim kıyafetlerin üstüne bile mükemmel oydu. Gerçekten siyah blazer ceket hayat kurtarıcı parçalardan biri. Hele ki kapsül dolap tarzı bir şey istiyorsanız, çok bir şey düşünmemek istiyorsanız bence Zara'daki bu ceket, ben gerçekten çok araştırdım. Birazcık pahalı olabilir ama bana aslında normal geliyor artık maalesef. Aslında algılarımla oynandığının farkındayım ama bana yine mecbur bu şartlarda yaşamak zorunda olduğumuz için normal geliyor fiyatı. Bence bu tarz parçalar için paraya kıyılabilir ama işte atıyorum gömlek de atlet de tişört de tam ucuz alabilirsiniz ama bence uzun süreli gitmesi gereken şeyler, böyle ağır parçalar, işte ayakkabıyı da ceket tarzı şeylere. Bence o tarz şeyler paraya kıyılmalı. Bir de hani bu tişörtü giyerek gösterdim ama benim asıl amacım işte böyle trench coat'un üstüne ya da ceketlerin üstüne bu şekilde atmak olduğu için bir de size bu ceketin üstüne göstermek istedim. Gayet tatlı duruyor bence. Son olarak ayakkabılara geçeceğim. Ayakkabılarda da ben bir sürü şey aldım. Benim her zaman bir Vans alma hevesim vardı. Bunların kalın tabanlıları çıktı. Ben mağazaya gittim, hem kalın tabanlısını denedim hem normal tabanlısını denedim. Kalın taban diyorum, taytlarla falan giyildiğinde yüksek bir ayakkabı giymek bence daha güzel duruyor. Ve benim biraz bacak takıntım var. Alçak taban giydiğimde bacaklarım daha kalın gözüküyormuş gibi hissediyorum falan. O yüzden dedim yükseğini alayım dedim. Ondan sonra dedim yükseğinin arka tarafındaki Vans yazısı siyah ama alçak olanın altındaki Vans yazısı kırmızı. Sırf bu küçücük şeylerden bile pişman olan biriyim ve sonra dedim yine pişman olur muyum falan hani. Sonra gittim ve normal klasiğini aldım. Bu da yine çok
ince bir taban değil aslında. Hani dedim gideyim klasiğini alayım, arkası kırmızı olsun. Hani çok şey olursa sonradan dedim kalın tabanını alırsın ama gerek olacağını sanmıyorum. Bunun taban ne bileyim pişman olabilirmişim gibi hissettim. Tatlış bir ayakkabı. Düz bildiğimiz klasik Vans. Dediğim gibi normal tabanlısını aldım. Kırmızı yazılı olan. Her şekilde güzel gidiyor ve siyah düz kurtarıcı bir parça bence. Ama hala kalın taban mı yoksa ince taban mı alsam karar veremiyorum maalesef. Yani her an değiştirebilirim. Emin değilim. Sonra Samba'dan bahsetmiştim az önce. Bir de Adidas'tan Samba aldım. Şu klasik modelinden. Şöyle. Ayakkabı böyle baktığımız zaman çok basit duruyor. Ama giydiğimizde gerçekten o kadar hoş ve güzel duruyor ki. Ve gerçekten basic bir ayakkabı ve her şeyle gidiyor. Ben normalde trench coat seven bir insan değildim ama son zamanlarda hoşuma gitmeye başladı. Trench coat almak istiyorum. Böyle aklımda şey kombinler var. Bundan straight bir jean. Ve paçaları hafif işte burada katlanan. Onun üstüne trench coat. İşte altına ne giydiğim önemli değil. Üstüme de hani böyle ince bir tişört atmışım. Belki o çizgili tişört olabilir. Bilmiyorum. Yani gayet aslında basic kombinler var aklımda. Ayakta gerçekten bakın tatlı duruyor. Yani hem böyle kısa paçayla hem uzun paçayla her şekilde çok güzel gidiyor. Kumaşlı olsun, kotlu olsun. Almayı düşünüyorsanız çok iyi bakacağınıza söz vererek alın. O beyaz kısımları çünkü deri, ön tarafı süet, bunlar çok çabuk kırılıyor ve iz yapıyor deri olan kısmı falan. Düşünüyorsanız çok da iyi bakacağınıza kendinize söz vermeniz lazım. Benim en can alıcı noktama geldik. Sıra Ugg'larda. Ben oldum olası hep Ugg hastasıyım. Ve hani bazı insanlar gerçekten nefret ediyor. Benim çevremde de çok fazla seven insan yok ve hani bazıları gerçekten ev terliği, ev botu olarak falan görüyor. Geçen sene yavaş yavaş terlikleri çıkmaya başladı. Büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Bir gün Akasya'dayken Adidas'ları almaya gittiğim zaman bir baktım girişte Ugg'lar var. İlk önce Vans'ı almıştım. Samba'yı almaktansa dedim çok üstüne biraz daha koyup Ugg'larımı alsam dedim. Sonra tabii dedim ya hani çevremde çok fazla insan yok seven. Birkaç kişi var ve o birkaç kişiden biri yanımda olmadığı için eğer ki olsalardı evet evet al diye beni gaza getirirlerdi. Ama öyle biri olmadığı için hani gereksiz gören biri olduğu için. Bu kişi erkek arkadaşım bu arada. Hani dedi ki bunu zaten her zaman giyemezsin. Kışlık bir ayakkabı kışın bile her zaman giyemezsin hani yağmurda şeyde falan. Ev ayakkabısı diye geçiyor ama herkes tabii ki dışarıda giyiyor. Sonra gittim ben Adidas'lar aldım. Sonra bu tabii ki içimde kaldı. Ya diyorum alsam mı, almasam mı, alsam mı, almasam mı? Ama ben ayakkabılarıma çok iyi bakan bir insanım. Ve kaç senedir sahip olduğum ayakkabıların hepsi şu an aslında hala tertemizler. Gerçekten iyi bakıyorum çünkü. Air Force'ları sürekli yeniliyorum. O da hani bembeyaz ayakkabı sonuçta. Her gün giydikten sonra temizlesem bile illaki kirleniyor. Onun haricinde senelerce ayakkabılarımın hepsi duruyor. Ve ilk günkü gibi yepyeniler. Dedim hani ben bakarım bu ayakkabıya falan dedim. Ak için konuşuyorum. Kış geliyor tam kışlık bir ayakkabı ama her gün yağmurlu karlı geçmiyor sonuçta. Sonra en son almaya karar verdim. Yani şunların tatlılığına bakın. Nerede giyeceksin oluyorsun ama aslında giyebildiğin çok fazla yer var ve aldım. Ve pişman değilim. Sabırsızlıkla bekliyorum bunları giydiğim ilk gün. Ve son olarak Ugg'larım da bu şekilde. Bütün kıyafetleri denedik. Kapsül dolap oluşturabilmek için eksik olan bütün parçalarımı almış bulundum. Aldığım her şeyin linkini açıklamaya bırakmış olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan konuşabiliriz. Bir sonraki videoda beraber Pinterest kombinleri yapacağız. Bu çok uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi ama eksik parçalarım olduğu için yapamadığım bir şeydi. Şimdi artık yaparım diye umuyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Öptüm.